Marmaris İlçe Öğrenci Meclis üyeleri Marmaris'te bulunan okullardaki öğrencilerin dilek ve şikayetlerini dinlemek amacıyla bir dizi ziyaretlerde bulunuyor. Bu ziyaretler kapsamında bugün meclis üyeleri Kenan Evren Vakfı bünyesinde Marmaris'te bulunan bir koleje gitti. Meclis üyeleri önce öğrencilerle birlikte bir yemek yedi. Yemeğin ardından da öğrencilerle ve kolej müdürüyle sohbet etti. İlçe Öğrenci Meclisi Başkanı Buğra Taş'tan düzenlemiş oldukları bu ziyaretler hakkında kameralarımıza bilgi vererek 2 gün süren gezilerinden çıkardıkları sonuçları anlattı. Güzel bir gezintimiz oldu. Bu 2 gün boyunca bize eşlik eden okulları, bizi ağırlayan okullara çok teşekkürler ediyorum. Güzel bir gezintimiz oldu. Gezilerimizin sonucunda şuna vardık. Marmaris'te gerçekten eğitim kalitesi çok yüksek. Her okula gittiğimizde tabii ufak tefek sorunlar çıkıyor ama eğitimle değil, daha çok hani istek geliyor bizlere. Bir sorun çıkmadığına biz çok seviniyoruz. Marmaris'te böyle eğitim kalitesinin yüksek olmasına. Taş'tan öğrencilerin en çok hangi konularda şikayetlerde ve isteklerde bulunduklarını söyleyerek tüm bunları rapor ettiklerini ifade etti. Birinci olarak serbest kıyafet konusunu ele aldık. Hani sorduk öğrencilere istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Gittiğimiz bütün okullarda serbest kıyafete karşılar. Yani istemiyorlar. %90'ı hayır diyor. %10'u kararsız kalmış bir şekilde. İkinci problemleri ise okullardaki yetersizlikler değil. Aksine bizden faaliyet istiyorlar. Yani sportif faaliyetler olsun, kültürel faaliyetler olsun, yarışmalar düzenlemek istiyorlar. Birazcık bu hani son sınıflara yönelik sınavlara çok giren öğrenciler sınav kaygısını, sınav stresini artmak için böyle faaliyetlere yöneliyorlar. Bu raporu ilk önce Milli Eğitim Müdüremiz Züleyha Aldoğan'la bir inceleme yapacağız. Güzel, bayağı bir toplantı olacak bu raporlarla ilgili, bir toplantıyla geçiştirmeyeceğiz. En az 4 oturumlu bir toplantı yapacağız. Toplantının sonucunda gerekli mevkilere yarışmalar, etkinlikler kaymakamlık ve belediye başkanlarına sunulacak. Okul sorunlarında, güvenlik sorunlarında ile ilgili ise Marmaris İlçe Emniyetine sunulacak. Daha büyük sorunları ise Muğla İl Milli Eğitimliğe göndereceğiz, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Kolejin eğitim danışmanı Ramazan Kılıç, ilerleyen günlerde ilçe öğrenci meclisi ile birlikte kitap toplama kampanyası başlatacaklarının müjdesini vererek kampanyayı anlattı. 22 Nisan, 28 Nisan arası Dünya Kitap Günü. Bizim okul aile birliğimizin bir projesi vardı. Gençlik Meydanı'na kitap kumbarası koyacağız. Oraya gelenler imzasını atacak, birer kitap atacaklar. O kitap attıkları imza sonucu kalemlerini alıp gidecekler. Onun geniş duyurusunu yapacağız daha sonra. Topladığımız kitapları da Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak ihtiyacı olan okullara vereceğiz.